Hepinize merhaba. Ben bu videoda sizlere metabolizmadan bahsedeceğim. Tıp okurken metabolizmanın vücutta gerçekleşen tüm kimyasal reaksiyonların toplamı olduğu söylenmişti. Ama dürüst olmam gerekirse bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamıştım. Bu yüzden ben metabolizmayı vücuttaki bir denge olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Ben metabolizmayı vücutta bir şeylerin yapımıyla yani üretimiyle sonuçlanan ve anabolizma denen reaksiyonlarla bir şeylerin yıkımıyla sonuçlanan ve katabolizma denen reaksiyonlar arasındaki denge olarak düşünüyorum. Bu çizimden de yola çıkarsak metabolizmanın yapım, onarım ve depolama işleriyle enerji ihtiyacını karşılamak için yapılan yıkım işleri arasındaki denge olduğunu söyleyebiliriz. Peki yediğimiz şeyler enerji elde etmek üzere vücudumuzda nasıl yakılır ya da nasıl depolanır? Bunu merak ediyor musunuz? İsterseniz karbonhidratlarla başlayalım. Besinlerimizdeki karbonhidratlar nişasta ya da şeker formundadır. Daha önceki videolarımızda bunların bileşenlerine parçalanabildiklerinden bahsetmiştik. Bu bileşenlerin en önemlisi ya da belki en temel bileşeni demeliyim glikozdur. Glikoz piruvat denilen daha küçük bir bileşene parçalanabilir. Bundan sonra piruvat da parçalanarak vücuttaki enerji üretiminde merkezi ve çok önemli bir molekül olan asetil koaya dönüşür. Ben asetil koanın spor salonlarında görebileceğimiz o küçük trambolinlere benzediğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünün, asetil koa oradan oraya taşınabilen bir şey ve örneğin buraya buraya veya buraya gelebilir. Ve diğer moleküllerde bu döngünün içindeyken bu noktalara taşınabilen asetil koa üzerinde zıplarlar. İşte bu döngüye TCA döngüsü adı verilir. Ya da bazen Krebs döngüsü olarak da anılır. Bu döngü ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey asetil koa bu şekilde döngü boyunca hareket ederek birbirinden farklı bileşikleri oluştururken döngüye girip çıkan yani trambolin benzetmemize göre zıplayan şeyler vardır. İşte döngüye girip çıkan bu şeyler yüksek enerji taşıyıcılarıdır. Hemen şuraya yazıyorum. Yüksek enerji taşıyıcıları. Ortaya çıkan bu yüksek enerji taşıyıcıları daha sonra elektron taşıma zinciri veya elektron taşıma sistemi denilen basamağa aktarılır. Burada bu yüksek enerji taşıyıcılarının bir merdivenden aşağı doğru zıpladıklarını düşünün. Bu merdivenden aşağı doğru inerken de ATP adı verilen bir kimyasalın ortaya çıkmasını sağlıyorlar. ATP vücudun enerji birimi olduğu için buraya ATP eşittir enerji diye not ediyorum. Evet, biraz daha detay vermem gerekirse bu noktada suyun da ortaya çıktığını söylemek istiyorum. Suyun kimyasal formülü olan H2O'yu da not edelim. Bu döngünün yani Krebs döngüsünün devam edebilmesi için oksijen gerekli. Oksijenin girişiyle ortaya karbondioksit ve su çıktığını da ekleyelim. Ayrıca bu basamakta da oksijen gerekli. Hatta ve hatta nefes almamızın sebebi budur bile diyebilirim. Sıra besinlerimizdeki proteinde. Önceki videolarımızda proteinin 3 makrobesinden biri olduğunu öğrenmiştik. Proteinler sindirim sistemimiz tarafından parçalanıp amino asitlere dönüştürülüyordu. Burada ortaya çıkan amino asit çeşidine bağlı olarak amino asitler sisteme bu basamakta ya da bu basamakta dahil olabilirler. Amino asitler bu geçişi yaptıklarında ortaya amino grupları çıkar. Ortaya çıkan bu amino grupları ya da aminler atık ürünlerdir ve idrar yoluyla vücuttan dışarı atılır. Evet amin gruplarından işte bu şekilde kurtuluyoruz. Bundan sonra bir de yağları incelemek istiyorum. Yağlarla ilgili de şuraya not edeyim. Bir gliserole bağlı olan uzun yağ asitlerinden oluşur. Her bir gliserole bağlı olan 3 tane yağ asidi zinciri bulunur. Vücut buradaki enerjiyi kullanmak istediğinde bunları ikili karbon birimlerine parçalar. Hah, şuraya bir de yağ asidini ekleyeyim. Ortaya çıkan ikili karbonlarsa sisteme sadece burada. Yani asetil koa seviyesinden giriş yapabilirler. Yapının bel kemiğini oluşturan gliserol ise sürece buradan dahil olur. Şu ana kadar metabolizmanın yıkım reaksiyonlarını yani dengenin bu tarafını gördük. Peki ya diğer taraf yani yapım reaksiyonları? Ya, besinlerimizden gelen amino asitler kasların ve yağsız dokuların yapımında onarımda kullanılabilir veya kanımızda protein taşıyıcısı görevi görebilir. Yediğimiz karbonhidratlar ve vücudumuzdaki glikoz karbonhidratların vücudumuzda depolanma biçimi olan glikojen formunda depolanırlar. Yediğimiz besinler eğer çok yağlıysa yağlar da vücudumuzda yağ dokusu yani adipoz doku şeklinde depolanır. Şimdi yukarıdaki dengeye dönecek olursak yıkım reaksiyonları yani katabolizma ile yapım reaksiyonları yani anabolizma arasındaki denge vücudumuzdaki hormonlar tarafından sağlanır. Dokuların yıkımından sorumlu olan bazı hormonlar vardır. Mesela 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 glukagon vücudumuzdaki glikojen depolarının yıkımından sorumludur. Kaç ya da savaş tepkisinde yani stres tepkisinde rol oynayan hormonlardan olan epinefrin ve glukokortikoidlerde yine dokuların katabolizmasını yani yıkımını destekler. Yapım yani anabolizmadan sorumlu olan hormonlardan en önemlisi de insülindir. Sanırım hepiniz insülini daha önce de duymuşsunuzdur öyle değil mi? Tabi, insulin depolamadan sorumlu bir hormondur. Cinsiyet yani seks hormonlarının da bu konuda oynadıkları bazı roller var ve buna ek olarak da bir de protein yapımını yani anabolizmayı destekleyen tiroksini ve büyüme hormonunu da listeye ekliyorum. Büyüme hormonu kısaltma olarak GH diye kullanılıyor. Evet, işte onu bu şekilde yazıyorum. Aa, az önce de söylediğim gibi bu hormonlar protein sentezinden yani yapımından sorumludur. Ama aynı zamanda da bu tarafta da yani burada da çalışarak yağ ve karbonhidrat depolarının yıkımını da desteklerler. Evet, tiroksin ve GH yani büyüme hormonu yağ ve karbonhidratların parçalanmasına da yardımcı olur. Aa, buraya eklemek istediğim son şey bu reaksiyonlardan bazılarının ters çevrilebilir olması. Evet evet. Yani mesela glikozun piruvata dönüşmesi ters çevrilebilir bir reaksiyondur. Bu sayede buradaki piruvatı oluşturan amino asitleri kullanarak glikojen yapabiliriz. Evet, buradan gelen amino asiti glikojen yapmak için kullanabiliriz. Yağ asitlerinin temeli olan gliserol de glikojen yapımında ya da beyni besleyen glikozun yapımında kullanılabilir. Ama buradaki şu reaksiyonun ters çevrilemez olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu durum yağ asitlerinin piruvat yapımında ve beyni besleyecek glikozun yapımında kullanılamayacağı ya da glikojen depolarımıza takviye yapmak için kullanılamayacağı anlamına gelir. Bilmemiz gereken önemli noktaların bir diğeri de şudur. Bu döngü sadece vücut ATP'ye ihtiyaç duyduğunda işliyor. Mesela eğer egzersiz yapmak gibi enerji kullandığımız bir durumdaysak, vücudumuzun enerjiye yani ATP'ye ihtiyacı olacağı için bu döngü sürekli işler durumda olacaktır. Ha, ama eğer enerjiye ihtiyacımız yoksa, yani örneğin hareketsiz bir şekilde duruyorsak ya da dinleniyorsak, asetil koa birikmeye başlar ve bu yönde, yani yağ dokusu yönünde bir depolanmaya doğru kayar. Besinlerimizden aldığımız fazla karbonhidratın yağ dokusunun artmasına sebep olması ise tam olarak bu yüzden gerçekleşir. Benzer bir şekilde fazla yağlı beslenmek de vücuttaki yağ dokusunun artmasına sebep olur. Besinlerimizden çok fazla protein aldığımızda da amino asitler deaminasyon sonucu asetil koaya dönüşeceği için yine yağ dokusu oluşumu artar. Evet, gördüğünüz gibi hareketsiz kaldığımızda, çok yağlı yediğimizde kaçışımız yok. Onun için bulduğumuz her zaman boşluğunda spor, spor, spor. Bu benim fikrim. Hoşçakalın.